Merhaba herkese, ben EOBİS katılımcılarından İpek. Tıp fakültesinde 5. sınıfa geçtim. Bu benim son tatilim olduğu için böyle 3 haftalık hani son tatilim olacak. EOBİS'e değerlendirmek istedim. Gerçekten kısa zamanda Avrupa'yı çok güzel bir şekilde gezebileceğiniz ve zamanınızı dolu dolu geçirebileceğiniz bir tatil olacak eğer katılmayı düşünürseniz. Biz arkadaş grubu olarak katılmıştık EOBİS'e. Arkadaş grubunda olduğumuz için hani yeni insanlarla acaba kaynaşabilir miyiz falan diye bir korkumuz yoktu açıkçası. Ama geliyor, bazı günler oluyor. Ben kendi beraber katıldığım arkadaşlarımdan hani burada tanıştığım arkadaşlarımla günüm geçiriyorum. Çünkü herkes gerçekten yani yurt dışındasınız, berabersiniz, hani beraber gelmişsiniz. Bazen 19 saat yolculukta olduğunuz oluyor. O yüzden aranızda çok sıcak bir ortam oluyor gerçekten. Yani bu konuda eğer bir düşünceniz varsa kesinlikle olmasın. Herkes gittiği yerde sizi davet ediyor. Beraber güzel zaman geçirebiliyorsunuz. Hani ben daha kimsenin hani böyle yalnızlık çektiğini veya soğuk davranıldığını görmedim bizim grubumuz için. Şu an ben röportajımı İspanya'da vermek istedim. Şu arkamda gördüğünüz bina Barcelona'da Sagrada Familia. Bitmeyen, bitmemiş katedral. Çok güzel bir yapı gerçekten. Diğer katedrallerden gördüğümüz şu ana kadar çok farklı. Yani içine de henüz daha girmedim ama dışarıdan da şu görünümü gerçekten çok güzel. Hani şimdi biliyorsunuz Avrupa sizin yaptığınız harcamalara göre çok pahalı olabiliyor. Ama hani nerede ne yiyeceğinizi bilirseniz, daha önce internetten baktıysanız yani ucuza da yapabilirsiniz bu yapılabilecek her türlü aktivite ve gerçekten Barcelona çok sıcak arkadaşlar. Gelin ben hani eğer alışveriş falan yapmayacak olursanız, yani ben aslında düşündüğümden çok daha az para harcadım ya. Şu an ben 100 euro'da falan gidiyorum. Rekora koşmuyorum. 30 euro'ymuş rekor herhalde duyduğuma göre, ama onun için yanınızda bayağı konserve getirmeniz gerekiyor herhalde. Çok harcadığımı düşünmüyorum. Yani tabii lüks tatil yapmak istiyorsanız yani çok da harcayabilirsiniz. Otellerden bahsedeyim biraz da. Yani 2 günde bir konaklıyorsunuz çoğunluk olarak. Çok popüler zamanlar haricinde gayet güzel otellerde kalıyorsunuz. Ve otellerimiz genelde merkeze yakın oluyorlar. Hani yakın olmadığı zaman bile bizi otobüsle gidilmesi gereken yerlere götürüyorlar. Ben otellerde gece hani böyle eğlenmeye falan gidenler oluyor. Ama mesela hep bir grup oluyor. O grupla siz otelde takılıp gecenizi geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlık bence o derece iyi burada. Onu da söylemem lazım. Bir tane de anımı anlatayım. Fransa çoğu kişinin bu geziye gelirken aklındaki en muhteşem, en büyütülmüş yerlerden birisi oluyor. Ama Fransa'da biz yani diğer yerleri daha çok beğendik. Mesela Barcelona'yı ben çok beğendim. İnanılmaz ve kültürler de bize yakın. Böyle şehirde kendi başınıza gezmek bile zevkli. Şimdi arkadaşlarım geldi, girmek istiyorlar. Bunlar işte benim beraber katıldığım arkadaşlarım. Selam. Merhabalar. Katılabilirsiniz. Tek de katılabilirsiniz. Bence her türlü harika. Evet, gerçekten çok güzel. Evet, kesinlikle çok eğlenceli. Yani tek katılmanın da bence çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Tek katılan arkadaşlarımızla da takılıyoruz yani. Bu yalnız herkes diyor tek katılmak daha keyifliymiş falan diyor. Biz grup olarak dağıldık arkadaşlar. Birbirimize takılmak istemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımız burada... Ben istiyorum, ayrılamıyorum. Ben istemiyorum. Arkadaşımız burada zarar gördü. Güzel, güzel. Evet, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.